Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz yetişkin ve çocuk örgülerinde kullanılabilecek güzel bir model. Aynı zamanda çok çok kolay bir model. Modelimizi bu görmüş olduğumuz kabartılı kısımlarında beşer ilmek, aralarda ise ikişer ilmek kullanarak örmekteyiz. Ve modelimizin kurulum aşamasında 7 ve katları artı 4 ilmek ilave ederek başlıyoruz. Elimde Tuttuğum Bu modelimizi ben 3.5 numaralı şişim ve bebe ipi ile ördüm. Gayet de güzel oldu. Tabi dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Çeyizlik yeleklerimizde tiftiklerle ya da daha ince iplerle çok çok güzel olmakta. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için iki diş haroşamı ördüm ve örgümüzün ters yönündeyiz. Ve ilk sıramızı örmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sonrasında gelen iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ve iki. İki düzümden sonra gelen beş tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş ters ilmekten sonra iki tane düzüm örüyorum. Bir ve iki. Tekrar beş tane ters örüyorum. İki, üç. 4 ve 5. 5 tersten sonra 2 düz tekrar 5 ters. 1 2 3 4 5. İlk sıramızı 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters şeklinde sıra sonuna kadar ilerletiyoruz. Evet en son 5 tane tersimi ördüm. Son 3 tane ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimin İlk ikisini düz olarak örüyorum ve sondaki ilmeğimi ise yine düz olarak örüyorum. Ama bunu boştaki ilmeğimiz olarak kabul ediyoruz. Diğer taraftaki gibi bir boş iki tane düzümüz vardı. Tıpkı burada da aynı şekilde çalışıyoruz. Beş tersten sonra iki tane düzümü örüyorum. Ve son boşta olacak ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Ve modelimizin ikinci sırası burası. İkinci sıramızda ise Birinci ilmeğimizi boş alıyoruz. 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz şeklinde bu dilimizi aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum ve hemen 2 tersimi örüyorum. Ardından gelen 5 düzümü sırasıyla örüyorum. 2 tersimi örüyorum. 5 tane düzüm. 2, 3, 4 ve 5. 2 tersimi örüyorum ve sıra sonuna kadar ilerliyorum. 2 ters 5 düz. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. 5 tane düzüm ördüm. 2 tersimi örüyorum ve son ilmeğimi de örüyorum bakınız. Ve örgümün model olarak üçüncü sırasını örmeye başlıyorum. Evet bu sırada bakınız işlemimiz farklılaşacak. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum. Ve iki tane düzümü örüyorum modelimizin yani bu sıramızdaki düzlerimizi herhangi bir işlem yapmadan iki düz, iki düz, iki düz öreceğiz. Şuradaki görmüş olduğumuz beş tane tersimizi ise bir tane artırarak öreceğiz. Bir ve iki düzümü ördüm. Beş tane tersimi görmekteyim. Beş tersimi örmeden önce şişimin üzerine ipimi alıyorum. Ve bir tane örüyorum ters olarak. Tekrar ipimin şişimin üzerine ipimi alıyorum ikinci tersim örüyorum şişimin üzerine ipimi alıyorum sırası ile her ilmeğimden önce şişimin üzerine ipimi alıyorum ve örüyorum 5 defa bakınız iki tane düzümüzü ördük bir boş iki düz ilk önce artışımız ilmeğimizi örüyorum artışımız ilmeğimi örüyorum üçüncü kez artışımız Dördüncü kez artışımız ve beşinci artışımızı yapıyoruz. Ve her bir tersimizi öncesinde birer artırarak örüyoruz. Ve iki tane düzümün olduğu yere geldim. İki düzümü de hemen örüyorum. Herhangi bir işlem yapmadan. Tekrar beş tersimin olduğu yere geldim. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Tersimi örüyorum. İkinci kez alıyorum. tersim örüyorum. Üçüncü kez alıyorum örüyorum dördüncü kez alıyorum tersimi örüyorum beşinci kez alıyorum ve tersimi örüyorum aradaki iki düzümü örüyorum iki düzümü ördükten sonra tekrar beş tersten önce her bir ilmeğin önünde bir tane artış örüyorum bir artış örüyorum bir artış yapıyorum her bir ilmek öncesi artışlarımı yapıyorum ve bu şekilde örüyorum iki düzümü örüyorum Tekrar 5 tersimin olduğu yerdeyim. 1 artış tersim 1 artış tersim 1 artış yine artışımı yapıyorum. İlmeğimizin tersleri ördüğümüz hiç saymaya bile gerek yok. Her ilmek öncesinde bir tane artışımızı yaptığımız zaman e, tam olarak örmüş oluyoruz. İki düzümü görüyorum. Hemen örüyorum. Sondaki 5 ilmeğimi de yine önce artış sonra terslerimi örüyorum. Önce artış tersimi örüyorum önce artış önce artıyorum sonra örüyorum düzlerim ise artmadan örüyorum son ilmeğimi de yine örüyorum ve çeviriyorum örgümün yönünü şöyle görelim örgümüzü bu yönümüzde İki tane tersimiz ilk boş ilmeğimiz iki tersimiz ve gördüğümüz düz ilmeklerimiz ve arttığımız ilmeklerimiz tekrar iki tersimiz var İki terslerimiz aynı şekilde duracak ve modelimizin bu sırasında asıl işlemimizin en önemlisini yapmaya başlayacağız Evet şimdi ilk ilmeğimi örmeden boş alıyorum sıradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum 1 ve 2 Evet başını dolayarak örmüş olduğumuz diğer yönde ters olan ilmeklerimiz bu yönde düzdü. Şimdi e, ilmeklerimizin kendisini örmeden şişime geçiriyorum. Ve bakınız şişime ilk ilmeğimi geçirdim. Arkadaki artırdığımı boşaltıyorum. İkinci ilmeğimi şişime geçiriyorum. Arkadakini boşaltıyorum örmeden. Üçüncüyü şişime geçiriyorum. Dördüncüyü şişime geçiriyorum ve artış yaptığım ilmeği boşaltıyorum. Beşinci kez arttığım ilmeği aldım ve arkadaki artışımı boşalttım. Şöyle bakınız ilmeklerimiz hem örülmedi bakınız hem de uzunca boyları oldu. Şimdi bu beş ilmeğimin hepsini diğer elimdeki şişime geçiriyorum. Beşini de geçirdim. Üç tane ilmeğimi yandan şöyle giriyorum. Diğer şişime takıyorum. Yönünü çeviriyorum. Tekrar sol elimdeki şişime takıyorum. Herhangi bir işlem yapmadım. Sadece üçün yandan girip yönünü çevirip tekrar şişime örmeden taktım. Şimdi 5 tane ilmeği örülmemiş bir şekilde durmakta. Üçünün yönü değişti. İkincisi sabit. ikisi sabit. Şimdi giriyorum düz örer gibi. Beşinin de içinden geçiyorum. 5'inin içinden geçtikten sonra bir defa örüyorum fakat şişimden boşaltmıyorum. Bir, ikinci kez başını doluyorum giriyorum tekrar alıyorum ve 3. Bakınız 3 tane ilmeğimizi 3 defa ördük. 4. kez başını doluyorum. Giriyorum ve 5. Toplamda ilmeğimizi 5 defa ördük. Bakın 1 ördüm, doladım, ördüm, doladım, ördüm. 5 tane ilmeği oluştuk. Bir taraftan keserken yeniden 5 tane ilmeğimizi çıkardık. Şöyle örmüş olduk. Ve aradaki iki tersimi hemen Hiçbir işlem yapmadan ters olarak örüyorum. iki tersimi ve yine bakınız artışlarımızı yaptığımız ilmeklerimizi görüyorum. Örmeden şişime düz ilmeğimi takıyorum. Artış yaptığım ilmeğini boşaltıyorum. İkinciyi takıyorum arkadan boşaltıyorum. Üçüncüyü takıyorum boşaltıyorum. Dördüncüyü artışımı boşalttım. Son olarak beşinciyi taktım artırdım boşalttım uzun 5 tane ilmeğim oldu hemen sol elimdeki şişime geçiriyorum 5 tane ilmeğimi diğer şişime geçirdim ve örmedim en son ikinci terste kaldı ilmeğim şöyle 3'ü ayırıyorum yandan şöyle giriyorum aradan diğer şişime aktarıyorum ve yönünü şöyle burgulu bir şekilde değiştiriyorum ve aynı hiç bozmadan diğer şişime aktarıyorum 5 tane ilmeğim yine e, sol elimdeki şişimde aradan 3'e giriyorum. Diğer ikisini de alıyorum ve örmeye başlıyorum. 5'ini aynı anda öreceğiz ve 5'ini e, aynı anda kapatırken 5 ilmek de çıkarıyoruz. Birinciyi çıkardım. Örer gibi bakınız. ikinci ilmeğimi doladım. Üçüncü için tekrar girdim. 3 tane ilmeğim oldu. Dördüncü kez doladım. 5. kez girerek ördüm ve 5 tane ilmeğimi hem kestim hem de yeniden çıkardım aradaki iki tersimi örüyorum çok zevkli bakınız modelimiz ve artmış olduğum 5 ilmeğime geldim birinciyi takıyorum örmeden ilmeği boşaltıyorum İkinciyi takıyorum ilmeği boşaltıyorum üçüncüyü takıp ilmeğimi boşaltıyorum dördüncüyü ve beşinciyi aynı şekilde boşalttım 5 uzun ilmeğim oldu. Diğer şişime takıyorum. 3'ün yönünü şöyle değiştiriyorum ve geri diğer 2 ilmeğin yanına geçiriyorum. Ve başlıyorum örmeye. 1 2 3 4 ve 5. kez giriyorum. 5 tane ördüm. 1 2 3 4 5. Hemen aradaki iki tersimi örüyorum ve kalan ilmeklerimi de aynı işlemlerimi yaparak tamamlıyorum. Son iki ilmeğime gelene kadar bakınız kesme işlemlerimizi ve aradaki iki terslerimizi örerek ilerledim. Son iki tersimi örüyorum, bir iki boş ilmeğimi de yine örüyorum ve çeviriyorum örgümüzün arkasını. Bakınız beş tane ilmeğimizi beş ilmeğimizin içerisinden keserek yeniden çıkardık ve örgümüzün arka yönünde gördüğümüz şekliyle örüyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Buradaki iki düzümü iki düz olarak örüyorum. Ve burada keserek 5 ilmek çıkarmıştık. Hepsini ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi ördüm. 2 düzümü araya hemen ilave ediyorum. Tekrar 5 tersimi örüyorum. 2 3 4 5 Arkadan gördüğümüz gibi modelimizi örüyoruz bakınız. Ve tekrar arada iki ilmeğim var. 1 ve 2 5 tersimi örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramın ön yüzüne geldim. Arkada gördüğüm gibi örmüştüm. Önde de aynı şekilde örüyorum. 2 tane ters, 5 tane düz olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden boş alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum ve sonrasında 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 2 ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane düzümü örüyorum. 2 tersim 5 düzüm. ters tekrar örelim ve bu sıramızı e, bu şekilde iki ters, beş düz olarak örüp tamamlayalım. Modelimizin arkasını çevirerek tekrar örmeye başlıyoruz. 5 tane ters, iki tane düz ilmeğimizin olduğu bölümdeyiz. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki tane düzümü örüyorum. 1 ve 2. İki düzümü ördükten sonra beş tane ters olan bölümü her bir ilmeğimi örmeden önce bir defa şişimin üzerine ipimi alıyorum ve tersimi örüyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum, tersimi örüyorum. Her ilmek öncesinde bir tane artışımı yapıyorum. Ve beşinciyi ördüm. 2 tane düzümü araya örüyorum. Tekrar önce artışımı yapıyorum, sonra tersim. Önce artışım, sonra ikinci ilmeğim. Ve bu şekilde önce artışımız sonra her bir 5 ilmeğimizi birer birer örerek ilerliyorum. 2 tane düzü ördüm. Tekrar artışıma başlıyorum. Birer birer terslerimi örüyorum. Ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet 5 tane tersimi birer birer artırarak ördüm. En son 2 ilmeğimi ve son ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve örgümün diğer yönünü çeviriyorum. Ön yüzümüzü ve başlıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane tersim var bakınız artışlarımızla birlikte 10 tane de düzümüz olmuş oldu ama biz 5 tanesini öreceğiz diğerlerini ilmek uzatmada kullanacağız iki tane tersimi öncelikle örüyorum 1 ve 2 ve sonra artmış olduğum ilmeklerimizi bakınız birer birer gerçek ilmeğimizi örmeden takıyorum boşaltıyorum örmeden takıyorum diğerini boşaltıyorum üçüncüyü taktım dördüncüyü takıyorum arttığımı boşaltıyorum beşinciyi taktım artış yaptığımı boşalttım ve beş tane uzun ilmeğim oldu diğer şişime geçiriyorum üçünü yandan girerek diğer şişime aktarıyorum ve tekrar Diğer 2 ilmeğin yanına geçiriyorum. Sadece 3'ün yönünü değiştiriyorum. Şuradaki güzel burgunun görülmesi için. Yani bu şekilde alabilmesi için 5 tane ilmeğimin arasından giriyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1 2. kez alıyorum. 3. örüyorum. 4. kez doluyorum. Ve 5. örüyorum. 5 ilmeğimi keserken tekrar 5 tane ilmeğimi de çıkartıyorum. Ve aradaki 2 tane tersimi yine ters olarak örüyorum. Bu iki ara direklerimizde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hep aynı şekilde örüyoruz. 5 tane ilmeğimizi ve 5 tane artışımı olduğu yere geldim. İlkini takıyorum, boşaltıyorum. İkinciyi takıyorum, boşaltıyorum. Üçüncü takıp ardını boşaltıyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi aynı şekilde şişime takıyorum. Beş uzun ilmeğimi sol elimdeki şişime aktarıyorum. Üç ilmeğimi yanından alıp yönünü değiştirip tekrar 2 tane ilmeğimin olduğu şişe aktarıyorum. Ve 5'ini aynı anda keser gibi örüyorum ama aynı anda da 5 ilmeğimi çıkıyorum. 1 doluyorum 2 örüyorum 3 doluyorum 4 örüyorum 5. Aradaki iki tersimi örüyorum ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. İşlemlerimiz aslında birbirinin aynı olarak yukarıya kadar devam edecek. Şimdi sıramızın sonuna gelelim ve arkada tekrar görüşelim. Modelimizi örerek sona kadar geldim. İkişer terslerimizi ördüm ve 5 ilmeğimizi kesip yeniden 5 ilmeğimizi çıkardık ve modelimizi ikinci kez örmüş olduk. Ve aynı şekilde işlemlerimizi tekrar ederek biraz boyunu büyütelim. Sonrasında görüşelim. Şimdi arkayı çevirelim. Gördüğümüz şekliyle örelim. 2 ters, 2 düz 5 tane ters. 2 düz 5 ters şekliyle örelim. Önü çevirdiğimiz zaman ise 2 ters 5 düz örelim. Bir sonraki yani 2 sıra ördükten sonra yeniden artışlarımıza başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar modelimizi sürekli aynı şekilde tekrar ederek kuruyoruz ve büyütüyoruz ve gayet güzel bir model görüntüsü ortaya çıkıyor. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.